Hemoroid ya da bağırsak hastalığının tanısı daha çok makatta şişlik, kanama, şiddetli ağrı ile kendini belli eder. Bu tür bir durumda gelişi güzel eczaneye gidip rastgele bir merhem, ilaç ya da bir aktara gidip oradan bir ot almaya çalışmak yerine bu konuyla ilgili olan bir genel cerrahi uzmanına muayene olmakta yarar vardır. Çünkü aynı şikayetler hemoroid ya da bağırsakta olduğu gibi makat çatlaklarında, makat kanserlerinde, rektum dediğimiz kalın bağırsağın son bölümü kanserlerinde, kalın bağırsak kanserlerinde görülebilmektedir. Onun için ya da basit hemoroid ya da bağırsak deyip geçmemek lazım. Mutlaka bu tür bir şeyin üzerinde durmak lazım. Burada tanı mutlaka genel cerrahi uzmanı ve hatta tercihen bu işte yoğun uğraşan, kalın bağırsak cerrahisiyle uğraşan bir kolorektal cerrahi uzmanının bu bölgeyi muayene etmesi ile tanı konulur. Muayenede çoğu zaman sadece makat bölümünün içine bakmaya yarayan bir endoskopi aleti ya da anoskop adına verdiğimiz aletle anoskopi yapılır. Ya da kalın bağırsağın son 80 santim 1 metre arasını inceleyen sigmoidoskopi adını verdiğimiz aletle sadece kalın bağırsağın sol bölümü incelenebilir. Ya da hastaya Laumann dediğimiz ya da bağırsak temizliği dediğimiz, bağırsak hazırlığı dediğimiz hazırlığın verilmesini takiben tüm kalın bağırsağın incelenmesi işlemi ki buna kolonoskopi deriz. Bununla kalın bağırsağın incelenmesi sonrasında asıl tanı konulur. Buna ilave anorektal manometri dediğimiz birçok daha teferruatlı tetkikler de istenilebilir ama en sık tanı cerrahın muayenesi ve az önce bahsettiğim endoskopik yöntemlerle konulur ve bundan sonra da gerekli görülen tedavi düzenlenir. Hepinize sağlıklı günler.